Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin Somali'de gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından bahsedeceğiz. Dünyanın gündeminde olan bu çalışma Fransız basında yakın takibinde olmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İrem hoş geldin. Hoş buldum Melike. Haberden biraz daha bahsedecek olursak, Orçu İstismik Araştırma Gemisi Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını başlayacak. Bu önemli gelişme Fransız Le Monde gazetesinde yer aldı. Gazete, Türkiye'nin bu hamleyle bölgedeki etki alanını genişleteceğini belirtti. Orçu'dan birazcık bahsedecek olursak, yapımına 2012'de tamamen yerli olarak İstanbul'da başlanan ve 2015'i tamamlanan gemiye Osmanlı Denizcisi Orçu'nun adı verildi. Nisan 2017'de Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine gönderildi. Orçu sismik araştırma gemisi olmasının yanında bununla birlikte jeofizik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı robot aracın yanı sıra su kolonu ve deniz tabanına jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanlara sahiptir. Aynı zamanda gemide yer alan helikopter platformu 12 tonluk bir helikopterin gece gündüz iniş ve kalkışına da imkan sağlamaktadır. Evet Melike, Türkiye'nin Mavi Vatan Projesi'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkeler için de yeraltı kaynaklarını arama çalışmaları dünyanın dikkatini çekiyor. Oruç Reis gemisi Somali'de yapılacak arama çalışmalarıyla birlikte dünya basınında ilgisini çekmiş durumda. Senin de bahsettiğin gibi Le Monde gazetesi Somali'de gerçekleştirilecek bu arama çalışmasını Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım başlığıyla duyurdu. Haberde Oruç Reis gemisinin sonbaharda Aden Körfezi'ne doğru yola çıkacağı ve Ankara'nın Somali'nin kara sularını keşfetmeye hazırlandığı vurgulandı. Sonbaharda 50 kişilik bir ekiple de yola çıkması planlanıyor. Bu hamle Türkiye'nin Basra Körfezi'nden sonra Afrika kıtasında da etki alanını genişletmeyi hedeflediğini bize gösteriyor aslında. 2024 Mart ayında Ankara ile Mogadişu arasında imzalanan hidrokarbon işbirliği anlaşması, Türkiye'nin Somali'deki petrol ve doğalgaz kaynaklarını araştırmasını, değerlendirmesini ve geliştirmesini kapsıyor. Bu işbirliği yalnızca Türkiye'nin Afrika kıtasındaki stratejik konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Somali'nin ekonomik bağımsızlık ve istikrar sağlama potansiyelini de arttırıyor. Bildiğimiz kadarıyla Oruç Reis sismik araştırma gemisi yanında 5 destek gemisi de bulunduracak. Bölgedeki yeraltı ve enerji kaynakları detaylı bir şekilde araştırılacak. Bu önemli gelişmeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Afrika'daki bu stratejik hamlesi sizce nasıl sonuçlar doğuracak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Keyifli seyirler. Keyifli dinlemeler.